Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve akrabalık bağlarının pekiştirilmesini hedefleyen projemiz Cuma akşamları ziyaretlerinin 9. haftasındayız ve bu hafta rahmetli Mustafa Kara dedemizin 9. çocuğu Emine Çakır ve eşi Ethem Çakır'la birlikteyiz. Organizasyonumuza başlamadan önce bu akşam bir sürpriz misafirimiz var. Hemen kameraman arkadaşım gösteriyor. Benim teyzem oluyor. Tabii diğerlerinin işte halası olan da var, yengesi olan da var. Muradiye teyzemin torunu Sezer, Avusturya'dan yılbaşı izni için buraya geldi ve bu akşam bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldin diyoruz. Ben sizlerin adına hoş geldin dedim zaten. Evet, yine güzel bir program olacağını düşünüyoruz. Öncelikle bu akşam yine bizi kırmayıp burada bizimle birlikte olan tüm üye ve tüm üye yakınlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, bu akşam Emine Çakır ve Ethem Çakır'la birlikteyiz. Teyzeciğim merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldiniz. İyiyim, hoş bulduk. Sağ ol. Enişteciğim, iyisin inşallah. Teşekkür ediyorum, sizi sormak. Maşallah, her zamanki gibi formundasın. Sesini duyalım istersen. Ben ne bileyim, teyzemle konuşacağım. Olsun, yine de evin reisi sen olduğun için yine seninle daha çok konuşmaya çalışacağım, yani öyle söyleyeyim. Asıl hikayelerin sende olduğunu duydum ben. Bilmiyorum bakalım doğru mu değil mi ilerleyen dakikalarda. O zaman öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, bizleri bu akşam kırmadınız. Bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız. İkramlar için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel diyor. Estağfurullah. Gerçekten çok güzel ikramlarda. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinize, kızınıza ve gelinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de buradaki misafirlerimiz adına. Teyzeciğim, ev sahibi olarak senden başlayalım. Emine Çakır'ı tanıyalım. Emine teyze, bayanların yaşı sorulmaz derler ama bizimkisi artık adetten oldu her organizasyonda. Senin de yaşını öğrenerek başlayalım sohbetimize. Yaş kaç teyzeciğim? 54. 54. Evet. Allah uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin. Sohbetimize her zaman olduğu gibi biraz böyle eskilerden başlıyoruz. Çünkü bizim en çok böyle tercih ettiğimiz ve takipçilerimiz tarafından da en çok beğenilen eskiler. Gerçi tabii ki bir işte Sebahattin dayımların ya da Acike teyzelerinin olduğu dönemden biraz daha farklı bir dönem yaşadığınızı aslında öğrenmiş oluyoruz. Yani onların çocukluğuyla sizin çocukluğunuz arasında biraz daha ufak da olsa bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama senin hayatında da vardı değil mi? Bu bağ bahçe işleriydi, işte hayvan peşinde gitmek vesaire bilmem ne. Ben onlara gidiyordum ama çok az. Ben sürekli evde kalıyordum. Yani yemek konusu mu sana kalıyordu ya da işte evin tüm işi bana kalırdı. Hepsi? Hepsi bana kalırdı. Yanında yardımcın kim diye? Hayır, hiç kimse. Tek mi yapıyordun evet. Sen? Hemen teyit alalım. Muradiye teyze doğru mu söylüyor? Ya da anne doğru mu söylüyor? Doğru. O zaman senin yemeklerin güzeldir. 7 yaşında ekmek pişirdi. 7 yaşında ekmek evet. Pişirdi. Maşallah. Maşallah. Anne dersem onun ekmeklerini beğenmedi. Sen mi pişireyim bu ekmekleri dedi. O da ben sana pişireyim dedi. Öyle mi? Peki daha çok evde kaldın. Hani bağ bahçe yaptın ama çok fazla değil. Çok fazla değil. Orada canım sıkılırdı benim. Çünkü evde sürekli hareket, iş birbirine eklendiği için dışarı işini çok sevmezdim ben. Yani ben evet. Zaten de evimizde de bir insan olacağı için evet. Mecbur evde kalırdım. Evde ne gerekiyorsa evde onu tamamlardım. O zaman biraz şöyle hani işin şu boyutunu düşünmek gerekse dışarıda çalışmak biraz daha fazla zor olduğunu düşünürsek sen biraz daha şanslıydın diyebilir miyiz o konuda? Yani sonuçta bağ bahçede güneşin altında ya da soğukta çalışmak varken... Ne bileyim oğlum, şimdi orada sürekli oturmayınca durmayınca evdeki işin de yetişmesi lazım. Yani sonuçta hepsi, nüfus fazla. Şimdi iki öğün yemek yeniliyor. O zaman üç öğün yemek yeniliyordu. Evet. Yemek bahçeye gidenlere öğün yemeğini hazırlayacaksın, koyacaksın kaba, bahçeye götüreceksin, yedireceksin, içireceksin, geri getireceksin. Akşama yine yemek hazırlayacaksın. Peki günümüzde olmayıp da eskiden mesela yiyelim, biz şu yemeği yapardık, çok sevilirdi diyebileceğim bir yemek var mı? Ne bileyim oğlum, o zaman köy yerinde bizim çok böyle abartacak bir yemeğimiz yoktu. Lahana. Ne gerekiyorsa. Lahana mesela. Lahana, turşu, işte çorba. Mesela, aparatif mısır ekmeği, yoğurt falan. Tabii tabii, onlar zaten onlar baş yemek onlar işte. Sonra biraz daha işte yaş ilerledi vesaire ve evlendin. Evlendik. Evlendiğimi de bilmemiştim. Büyük ayında evlendim işte, kaçtım ama nasıl olduğunu da bilmemiştim. Ha evet. Şimdi... Öyle oldu.
Yani şimdi bir kaçan tayfa var ve kaçmayan tayfa var. Ben kaçtım. Kaçan tayfalansın sen de. Ben kaçan tayfalansın. Dur. Şimdi aslında o kaçan kaçmayan tayfadan ziyade şöyle ilginç bir anekdot var diye biliyorum ben. 54 yaşındasın. Evet. Doğru mu? Peki doğru. Nüfusta kaç yaşında gözüküyorsun? Nüfusta 64'lü. Nüfusta 64'lü. Yani 51 yaşında mı gözüküyorsun? Şimdi şey anlayamadım tam olarak. Orayı bir düzeltin. Evet. 51 yaşında gözüküyorsun ama 54 yaşındasın. Doğru mu? Evet. Ve şöyle bir ilginç bir durum biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin. Annem senden küçük ama nüfusta büyük. Öyleymiş. Doğru mu? Yani bu dedemin bu şeyleri bu... Ben evlendiğimden sonra öyle tahmin ediyorum. Oradan nüfusa verilmiş. Öylelikle nüfus kağıdı çıkmış. Yani... Arkadan bir çocuk gelmeyince bir daha ikinci çocuğa kayıt olmuyormuş bizim köylerde. Valla çok ilginç bir durum. Yani aslında işte, bizim o taraflarda da ben hani konuştuğum kişilerde hani denk getirilen bir doğum tarihi yok çok fazla. Keza şöyle mesela annem de hangi ayda doğduğunu çok fazla bilmiyor. Evet. İyi bilmiyor. Hangi gün? Yani işte büyüklerine sorması gerekiyor. Aynen öyle. Yani işte köydeki büyüklerimize sorduğumuzda cevap şu. Mısır zamanıydı herhalde. Evet. Öyle söyleniyor. Evet. Tam böyle herhalde nokta atışı bilinen yok. Değil mi enişte? Eskilerde. Bir girebilir miyim? Bir tabii buyurun. Yapabilir miyim? Şey, adına, doğum tarihleri adına. Evet. Şimdi deden, annem doğduğu zaman bakmış bunun gözleri daha değişik bakıyor. Demiş ki ben bunu biraz büyük yazdırayım da bunun ne olacağı belli olmaz. Olabilir. Güzeldi. Güzeldi. Peki kaçma dönemine gelmeden biraz da eniştemizi tanıyalım. Eniştemizi tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Ethem Çakır kimdir? Öncelikle tabii yaşla başlayalım enişte. Ethem Çakır işte Hacı Azizler köyünde doğmuş, büyümüş. Yaklaşık şu anda 48-49 yaşlarında. Yok, onu yemezler. Ethem işte gerçekten yaş kaç? Yaş 59. 59. Evet. 60'tan küçük olduğu için. Tabii sen. Henüz yaşlı kategorisine girmiyor yani. 60'a kadar zaten 3-5 yaş geriden gidiyor. Yani. Allah uzun ömür nasip etsin öncelikle. Allah herkese hayırlı bir ömür nasip etsin. 60 sene şöyle 59 sene diyelim hani ben düzlüyorum ama göz açıp kapayınca kadar geçti herhalde değil mi? Yani aslında şu anda hiç düşünmesen öyle ama tarihi, maziyi düşündükçe tabii bir takım şeyleri sıralayabiliyorsan. Peki biraz da senin çocukluğuna dönelim. Yani sen de böyle işte bağ bahçe işleri işte hayvan otlatmak vesaire falan yoksa farklı bir şey mi vardı? Şimdi... Aynı mahallede, köyde aynı mahalledeydiniz bildiğim evet. Kadarıyla. Ne kadar evlerinizin uzaklığı? Aradan bir dere geçiyor işte yani. Akrabalık boyutu? Var tabii. Ne yani teyze çocukları hani bilmeyenler için kuzey. Vesaire falan? Babamızdan. Valla babamızdan. Bize annemiz ablamın oğlu diye tanıttı. Teyzemizin oğlu biliyoruz biz. Anladım. Bir akrabalık var. Akrabalık kuzen. Var. Kuzen. Şimdi onun dışında mesela benim babamla hanımın dedesi, teyze çocukları. Evet. Bunlar da bir akrabalık. Büyüklerden de var bir akrabalık. Biraz hep böyle köy içinden hani evlilikler oluşmuş anladığım kadarıyla. Bir dışarı evlenen herhalde bir annem gibi görüyorum. Doğru mu? Herkes hemen hemen birbirine. Şükran ablam da var. Şükran teyzem var. Şükran teyzem. Abla işlemiyor, yani sen de oradan olduğu için. Atiki teyzem. Yani. Şimdi eskiden köydeki kızlardan başka gözü dışarıdakileri görmüyordu delikanlılar. Onun için öyle. Ama şöyle meyvesini başkasına yedirmek ya, istemiyorlar. Tersini de düşünelim. Kızların da gözü başka yer görmüyordu. Çünkü i̇şte. Tanımıyordu başka bir yeri. Bizim de idare ettiler diyelim artık. Enişte neler yapıyorum? Küçüklüğünden bu yana biraz böyle özetleşmeyi küçüklüğümüzde köydü bizim köyümüz işte. Küçükken ilkokula gidinceye kadar hayvanları güderdik. Daha onun dışında bir şey yapmazdık. Sonra okul hayatı başladı öyle mi? Tabii okula da gittik. Benim ilginç bir anım var okulla ilgili. Mesela ilkokul 5 yıldı. Her yıl bir başka okulda okudum ben. Aa. Tabii 5 yıl 5 ayrı okulda bitirdim. Nasıl oldu mesela? İlk yıl nerede başladın? Nasıl yıl... mesela? İlk Bıçkıyanı ilkokulunda başladım. Birinci sınıfa başladığım zaman bu bizim enişte Nazmiler, Necmiler, Cihatlar falan. Evet. Beşinci sınıftaydılar. Ha. O arada 3-4 kilometre yol var. Biz yaya gidip geliyoruz. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtim. Bizim arkadaşların hepsi mezun oldu. Evet. Biz kaldık yalnız.
Bu arada Sığırlık tarafına giden mahallede başka delikanlılar. İşte Necati, Cemalettin. Daha kimler vardı ya? Bir sefer döndük Sığırlık tarafına. İkinci sınıfı orada okuduk. Üçüncü sınıfa başlarken bizim köye okul yapılma, inşaat başladı. Evet. İşte o sene biz üçüncü sınıfı geldik bizim mahallede okuduk. O yıllarda da şey vardı, öğretmen boykotları vardı, töpler, möpler dalgaları vardı, anarşi durumu. Evet. Bizim de bir öğretmenimiz vardı bu Çilimli'nin İshaklar köyünden. Okula uğradığı yoktu adam. Zaten hep şey, terörist. Evet. Biz üçüncü sınıfı bitirdik, dördüncü sınıfa geçince babam bizi aldı gene tekrar Bıçkı'ya. Bu tarafta nasıl olsa öğretmen yok diye. O arada tabii ben, işte Fethi Hoca, bir de Hamdi dayımın oğlu Mati. Biz üçümüz tekrar Bıçkı'ya başladık dördüncü sınıfta. Dördüncü sınıfı orada bitirdik. Ertesi sene beşinci yılda bizim öğretmenler değişince biz gene geldik mahallenin okuluna. Böyle bir mazi var işte. Beş yılı, beş ayrı okulda bitirmiş olduk. Eğitimle alakalı şunu söyleyebiliriz herhalde. Hala 59 yaşındasın ve eğitimle hala devam ediyorsun. Hala açık öğretim fakültesinde okuyorum. Bir dersim var yabancı dil. Girip çıkıyorum işte. Maşallah. Bitince mezun olacağız. Maşallah. O konuda çok takdir ediyoruz seni. Teşekkür ederim. İnşallah başarıların devamını diliyoruz. Ve sonra gelelim bu büyük evliliğe. Şimdi aynı mahallede sonuçta birbirinizi tanıyordunuz. Akrabasını uzaktan vesaire falan filan. Nasıl oldu bu olay? Bunu kime söyleyeyim? Teyzene mi bana mı? Yani hani genelde erkek organize eder bu işleri ama yanlış bildiğim bir şey mi var? Teyzen mi seni kaçırdı yoksa? Nasıl oldu yani? Ya böyle bizimkisi çok şey bir şey olmadı yani. Birden mi? Ani mi oldu? Nasıl? Yani ani de oldu. Şunu soralım. Yani böyle şey gibi ne derler? Hani yani ben şunu sorduğumda hemen tabii çok eskiler hemen tersleyerek cevap veriyor. Yani sonuçta görücü usulü mü oldu diyorum yoksa birbirini seviyor. Ula oğlum nerede o günler falan filan biz işte buluşacağız falan. Mesela siz evlenmeden önce hiç buluştunuz mu? Hep biz de. Hep çay içerdik. Ama şimdi bir saniye. Bir saniye. Şimdi kuzenlerle buluşmak ayrı. Fındık bahçesinde buluşmak ayrı yani. Ben fındık bahçesinde miyim? Ben evdeyim. Bu da sigaraya gider dur. Bakkala gidiyor, kapıdan evet. Geçiyor, hoş kapının ağzında yol. Sonra? Onun kalbine geçerdi, o da beni kalmamıştır. Kalmadı yok ama bak, kalmadı. Şerçinin bu kulübüne soracak mısın, ben bunu not alıyorum. Öyle bir şey var. Öyle bir şey ama nasıl oldu? Sorularımızın bir sonu sevgili başkan yardımcım Koray Bey. Bizzat yazıp teslim etti. Varsa o söylesin. Ulan oğlum demek ki güzel bir şey buldun. Şimdi nasıl oldu enişte bu olay? İlk senden mi çıkıyor? Ya şimdi şöyle. Evet, şakası bir yana dinleyelim. Askerliği bitirdim. Askerliği bitirdim. Zaten benim böyle işte güzde de pek gözüm yok. Haylaz bir delikanlıydım ben. Evet. O arada memurluk sınavları açıldı. Hasbelkader gittik, kazandık. İşte 8 ay okulda okuduk, orman okulunda. Mezun olduk, geldik tam işe başlayacağım. Baktılar ki çıta gibi delikanlı, bu kız da buna uyar. Bir arada bir aracı böyle, var o zaman anladın. Bir aracı öyle. Değil de yani böyle şeyler, gönülden geçenler. He anladım. Böyle olsa nasıl olur, iyi olur, kötü olur. Söyleyen belki kimdi yani. Peki? Ya söyleyen aramızda kalsın. Anası babası da çok isterdi beni. He ben mesela, ben rahmetli babam hanımı çok severdi. Evet çok severdi. Bir de bu şeye bakkala gidiyormuş, şimdi demiş komuş böyle bu. Acaba bu esas mı dedim, böyle bir baktım. Evet. Bu da bana bakıyormuş, bir dün düştü. Bu aşk bilimlerinde gitti bu arada. Sonra? Ondan sonra bu şimdi bir baktı. Ay ben şimdi bir dün aldım, doldurup getirdim bir dün aldı. Akıyor. Ben onu göz önüne koyuyorum şimdi. Evet. Annem diyecek ki, abi bir dün boş. Yine doldurdum yedim. Bunu İran duymasın. Böyle bir şey oldu. Ne kadar boş oldu. Zaten çok sürmedi zaten. Peki, istemeleri oldu? Yok, ben olmaz, istemesi yok. Babam. İstemeden? Ya şimdi orada bir gelenek vardı, kızların çoğu kaçıyor. İsteyenlere kayınpeder vermiyordu, zorlanıyordu. Biz hiç başlamadan. İki direkt gökten çıkıyor. Sıralamaya göre kaçma şeyini. Bir istedin mi kaçtın? Sıralamaya göre öyle denkli. Sonra kaçtınız. Ve peki senin kaçış hikayen nasıl oldu? Yani işte Cemal Fahri teyzemden dinliyoruz ya benim saatim kaldı falan filan. Hayır hayır öyle saatim matım kalmadı. O dedi ki nasıl çıkabilirsin? Babam da pazartesi gün şeye gidecek. Bolu'ya. Babam Bolu'ya gidecek dedim ben buna.
babam dedi belki kalır babaannemin yanında. O zaman dedim hani şey yaparız, çıkarız. Babam da geldi. Şu saatte çıkarız dedim. Üst katın dış sokak lambasını yakıp söndürmem işaretim buna. Hani cadde bana yok mesaj atmam. Yani. Babam zaten hemen gelip yatan bir insan değil aralıklarda, ara evinde. Evet. Yarım da babamı alt kata eve girdi, ben çıktım. Oradan da çıktım gittim. Annen biliyor muydu peki? Hayır hayır. Kimse hayır. Bilmiyordu. Tövbe estağfurullah. Kuş duymadı. Kimsenin haberi yok. Peki akabinde evde herhangi bir şey oldu mu anne? Herhangi bir... Sabahtan yorulmuştur. Herkes yattı. Millet yorgun. Anca sabahtan. Bir kalktılar. Emine yok. Emine mi? Nerede? Emine gitti kocaya. Anne hemen o döneme hatırlıyorsan o sabah herhangi bir evde bir şey oldu mu? Tabii canım deprem oldu. Kaç yerinden yine dedem çok sinirlendi böyle. Küfredi falan filan. Orayı bilmem öyle nasıl oldu gerisi yaptı. İslam olayı olmadığı için böyle bir şeyde hiç beklenti olmadığı için bir sabah kalktık baktık Emine yok beraber yatardık biz buna. Bu akşam Emine yatma dedi bana. Eyvah. Yok yerden bir huzursuzluk çıkarttı. Annem dedi ki tartışmaya gerek yok kızım dedi al yorganı geç öbür odaya yat dedi. Vay çok geçtik yattık. Bu sabah oldu kalktık Emine yok. Emine İlhan abim ayrı ben ayrı yok. Sonra... Bence İlhan dayım biliyordu. Yok canım. Olur mu öyle şey? İlhan dayı var mı bir itiraf? Biliyor muydun? Hissettin mi? Zannetmiyordun. Bu işi bilse bir tek Necati bilirdi. Ona da söylemedi. Peki kaçtınız? Nereye gittiniz? Nazmi abilere. Yok. Allah Allah. Nereye gittiniz? Burada bir mesai arkadaşımız var bizim. Onun yanında kaldık. Düzce merkeze geldiniz. Sonra düğün? Düğün köyde. Yine köyde oldu. Evet. Geldi mi peki dedem, işte anneannem falan geldiler mi? Hayır onlar hayır. Onlar uzaktan baktılar yani. Hayır onlar şey yapmadılar. Zaten bu görev almasına 10 gün 12 gün mü ne vardı? Tezgahla anlaşamadı zaten dedi. Anlaşamadı bunlarla. Ondan sonra anlaştı bu gece gitti göreve. Arkada kalan da gelin eksiğini düzdü. Bu da geldi düğüne, öyle oldu. Öyle geldi ve gitti gibi oldu. Tabii yani. İki gün mü, üç gün mü ne kaldı yani, öyle çok kalmadı. Anladım. Daha ya. Yeni memurdu zaten. Peki köyde mi oturdunuz ilk? Ben köyde oturdum. İlk köyde oturdun. Evet. Sonra nasıl oldu? Yani sonra gittik. Nereye? Zonguldak'a gittik. Zonguldak, yıl? Görev yerine. Yıl 1980. 80 yılında gittiniz. Ne kadar kaldınız orada? 10 sene kaldım. 10 sene. 79'da başladım, 84'da geri döndük işte. Ve o tarihten beri de Düzce'desiniz. Evet. Şimdi peki, şöyle bir soru sorayım teyze sana. Mesela enişten en çok neye sinirlenir? Hiç öyle bilmem, diye sinirlenecek bir durum yok. Yani insan işinin hani, ya ben şunu yaparsam Ethem buna sinirlenir hayır, falan. Hayır ben ona hiç öyle onu bilemem. Hiç sinirlendirmemeye mi çalışıyorsun? Hayır. Hiç mi sinirlenmez sana? Hayır. Yok, ya hanım. Ben hiçbir hata yapmam ki. Niye sinirlenir? Kusursuz diyorsun yani. Hayır hayır. Bir şeye kızarsa kendi yanıya durur. Ben de ama özel şartlı. Kendi kızsın. Dışarıda bir şeye kızsın. Kızsa gel bizim ama şahsi bizim gibi böyle. Ya şuna mesela ben nasıl bir örnek vereyim? Mesela ben akşam eve geldiğimde kesinlikle işte bu güneşlikler çekilmiş olacak mesela. Ben çok sinirlenirim o tip şeyler. Evet ben daha çok sinirlenirim. Ben yani, de gelmedim. Eniştemin de bu tip dikkat ettiği bir şey var mı mesela evde? Evde mesela şunun olmasına dikkat eder. İşte mesela ben yemek eve geldiğimde yemek hazır olacak mesela. Ben onu saat 3'te kurarım. Olur yemeğe oraya istemesine ne gerek var? Ya illaki vardı da belki şu an heyecandan aklıma hayır, gelmiyor. Hayır hayır. Peki enişte mi pardon enişte teyze mi sinirlendi sence hani işte şunu yaptığım zaman çok kızar aslında falan. Yok, ben öyle bir kaza gelirken bir teyzenin sinirlenme şansı hiç. Bizim öyle kendi aramızda şahsi sorunumuz onun dışında olmadı. Benim de hiçbir takıntım yok yani bu niye olmadı da diye böyle öyle bir hiç. Öyle bir şey mi zaten? Sinirli gibi görünürüm ama hiçbir şey yani bu niye olmadı ya da bu niye bu şekilde oldu falan gibi bir takıntım hiç yok. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Sence eniştemin en çok sevdiği yemek nedir?
Kesin demez ki, illa ki ben şunu çok seveyim. Şu yemeği yaptığında daha çok mutlu olduğunu düşünüyorum diye bir yemek var mı? Hepsine mutlu olur. İlla ki bir tane özel yemek var ya. Hayır, hiç demez ki. Çok yuvarlayarak konuşuyorsun. Vallahi bak yuvarlayarak konuşuyorsun. İşte buyurun söyle. Sevmediğin bir yemek var mı? Ben her zaman söylerim ki istediğiniz bir şey var mı? Sevmediği bir yemek var mı? Bilmem, hiç sevmiyorum. Şunu da sevmem demez. Pırasa. Yemiyoruz ki oğlum, onu da yani. Yani ben özellikle çok aşırı sevdiğim hiçbir yemek türü yok. Yani, illa şunu yiyeyim ha. Olsun ama demez. Ama türlü yemeğin temelini yerim. Severek. Ama pırasa mesela pırasayı tercih etmem. Hani, karnım doysun diye yerim. Yoksa onu tercih ederek. Yani her öğünde onu yiyemiyoruz yani. Anladım. Peki gelelim şimdi biraz da çocuklara. Şimdi ilk olarak Suna dünyaya geldi ve niçin Suna? Hani niye işte hemen Ayşe onu, değil işte... Suna'nın adını ben koydum. Hemen öyle onu mi? Söyleyeyim. Doğru mu? Doğru. Doğru. Neden? Ben söyleyeyim. Şimdi eten saz çalıyordu. Eylen Sunan eylen dilbölersin şeyde. Tuttum bu kız da olunca dedim ki bu çocuğun adı Suna olsun dedim. Yani niye o türküyü söylüyordun? Geçmişte Suna diye bir yavuk kanka var. O türküyü söylediğimi de bilmiyorum. Ama saz çalıyordu diyor. Yok, ben kızımın adını Sabahat koymuştum. Evet, Sabahat. He, Sabahat ablam öldüğü için. He. Suna da sanki ölüyor, canlanıyor gibi bir hali vardı doğduğu zaman. 7 aylık doğdu ya. He, evet. Ablam da demiş ki bu evet, isim buna gelişmedi. Biz bunun ismini değiştirelim demiş. Öyle ismini değiştirdim. Suna ablam. İkiz... Yani Suna ikiz doğdu, erken doğum oldu, ölü doğdu zaten. Ölü doğdu. Erken doğumdan ölü doğdu. Sonra. Zaten babası şey dedi, Zonguldak dedi, biz buraya gezmeye gelmiştik. Hı hı. Ondan sonra o çocuk ölü doğdu, altına gitti. Dayımannemler köye gömdüler. Yengemler sordu bu çocuğun adını ne takacaksınız? Dedi ki ablasını çok seviyormuş, bir Sabahat olsun dedi. İyi. Ama bu ağlama, sızlama hiçbir şey yok. Yengem de dedi ki bu sefer bunun dedi ölü ismi yaramadı buna. Hı, evet. Bu Suna olsun dedi. Öyle ki de Suna oldu. Suna 12 günlüydü babası gördüğünde. 12 gün sonra gördü yani. Evet. Telgraf çekti Sabahattin abim, hatta çekmiş. Hala telgraf ele gelmemiş. Nasıl olduysa. Biz eve geldiği zaman dedik. Sonra Koray. Niçin Koray? Parayı da babası taktı. Sebep enişte? Sebep yok. Sevdiğim bir isim dedim, taktım işte. Yani mesela hani işte askerdeyken Koray gibi bir arkadaşım vardı ya da öyle vesaire falan filan, böyle dizilerden etkilenenler falan var ya. Yani böyle bir isim duydum. Aklımda kaldı işte. Oğlum olursa dedim böyle olur. Öyle oldu. Peki teyze, çocuklarından hangisinin seni daha çok yansıttığını düşünüyorsun? Yani düşünceleri, fikirleri, hareketleriyle en çok hangisinin daha sana benzediğini düşünüyorsun? Şimdi ben iki tane çocuğum var. İkisi bak buradaki desem, sorumuz şu değil. Bak her hafta açıklama yapmak zorundayım. Bak buradaki çocukları ayırmak değil. Burada yani der ki mesela ya çocuklarımdan şu kişi bana daha çok benziyor. Benim hareketlerimi de düşüncelerimi daha fazla işte hatırlatıyor. O şekilde bir soru soruyorum. Bu da ama çocukları ayırmak değil. Hangi çocuğun daha çok karakteriyle sana benzediğini düşünüyorsun? Şimdi ben her şeye hemen haber bakayım edeyim diyorsam evet. Suna beni günde 3 kere arar. Öyle mi? Evet. Bravo valla. Hani Koray da öyle hani müsait olduğu zamanlar. Özellikle düğünden sonra anladığım kadarıyla. Yok düğünden önce. Haftada bir falan. Ya anne işte tesadüf denk geldi. Yok düğünde değil. Yok işin esprisi bu. Şimdi Suna daha çok şey oluyor, yakın oluyor. Nasıl diyeyim artık? Bir yere gittim mi veya hemen gel öğün yemeğinde şurada burada arar. Evet. Günde iki kere, üç kere arar. Ne yaptın, ne ettin, kim var, kim yok. Suna arar. Bak bunu bilmiyordum. Bu konuda de. Gerçekten Suna çok takdir ettim. Seni Suna için bir alkış rica ediyorum. Evet. İşte olayların müdahalesi diyorsun ya da işte benim gibi düşünmesinden dolayı Suna daha çok beni yansıtıyor diyorsun. Enişte sen... Şimdi Suna beni de arar, işte çarşıya geleceği zaman işi karakteristik özellik değil yani çocukların anlamında. İkisinin de karakteri bana uyar. Aslında ama seni daha çok yansıtan illaki ikisinden bir tanesi biraz daha sıyrılmıştır anlamında. Tuğba'nın düşüncesine de bakarsak Koray daha çok bana benziyor. Değil mi? Yani evet. Ben de sen cevap vermeden söylemek istemedim. Anladım. Bazı hareketlerinden sonra etemin istemişti. Etemin istemişti. Onu söylüyorum. Gerçekten kızımın aynı. Da öyle değil. Ama mesela hep hareketleri benziyor. Benim ağır kalışımın ikisinde de var.
Yani bende acelecilik yok. Sakinlik sakinlik var. Ben çok aceleyim. Bu şey karakterim olur. İkisinde de var. Ama Koray sinirlendiğinde çabuk karar veriyor. O tabii o dayı tarafına da... Aynen doğru. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Çekmece attayım. İki çocuk ve daha sonra Koray evlendi ve Tuğba da ailemize katıldı. Üçüncü bir evlat oldu diyebilir miyiz? Evet. Yani şimdi tabii. Gerçi kameralar var falan filan, insanlar biraz böyle şey yapar falan ama nasıl durum vaziyet? Yerinizden memnun musunuz? Allah razı olsun. Tuba Hanım nerede bu akşam? Ben burada ben mı? Bir alkışlar Tuba için alalım. Hadi gelinler çok sevgili gelinler. Gerçekten seviyor tabii. Şöyle bir şey var mesela. Ben Tuba'ya bakınca Koray'ı gördüm. Evet. Değil mi? Yani yansıtması yani. Tabii canım. Yani ben gelinimi görünce oğlumu görmüşüm gibi olurum. Ne güzel. Öyle. Allah bir ömür boyu yani, hem onlara hem de gelinle sevilir de bir tane olduğu için çevirir. Hadi ikinci sevilir. Yok, 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 daha çok sevgilere ağrı. Neyi sormadın? Sordum ya. Çocukların isimleri nereden çocuk geldi dedim ya. O onları valla unuttum yani. Ama beni şey yapmalı lazım yani. Beni orada uyarmaları lazım. Seni uyarmaları lazım yani. Hocam sen bir daha davet et bunları. Sorular çoğalıyor. Çeşitleniyor sorular. Aynen. Hep aynı olacak bir şey yok. Değişecek sorular. Abi canım. Şimdi bir türlü yapamadığımız aslında quiz programı var. Onu bir gerçekleştirebilsek orada kim bilir daha ne önerler çıkacak da bir türlü gerçekleştiremedik. Biraz iş tempomuzdan dolayı. Bir daha başa dönecek dolayı. Yani tabii sizden böyle bir talep gelirse çok iyi. Şimdi ilk başlarda böyle şey oldu ya, her hafta ziyaret mi olur dediler. Ama iş baktı ki çok keyifli yere gidiyor. Artık insanlar takip etmeye başladı. Haftaya neredeyiz? Hani nasıl gideceğiz falan diye, bu güzel bir olay oldu yani. Haberliler nerede olacaklar, ne bilecekler. Bu tur bittikten sonra değişik versiyonla çıkılır belki. Daha değişik bir şeyler olabilir. Yani var, kafamızda projelerimiz var. Allah nasip kısmet ederse zaten bildiğim kadarıyla Şubat Mart ayına kadar bizim bu organizasyonlarımız devam ediyor. Ondan sonra kısır döngü olur böyle, hep aynı şeyi yapmak. Yok, daha çocukları var vesaire var falan filan. Yani yeni şey var, yani açılırız. Peki şöyle bir konuya gelmek istiyorum. Yani birazcık daha eskine dönmek istiyorum. Enişte senden başlayalım. Şimdi işte ilkokulda yani biraz daha kendini bulduğunu düşünelim böyle 10-11 yaşında falan. Akşamları ne yapıyordun? Arkadaşlar falan bir ara gidip oluyor. Televizyon falan filan o dönemler nasıldı? Var mıydı yani? O zaman televizyon hiç yoktu. Yoktu. Televizyon bizim köyde zannediyorum 75'lerde falan mıydı? 74-75'ten sonra televizyon geldi. O da saysan ya 3 hanede vardı. Siyah beyaz televizyon. Peki akşamları ne yapıyordunuz mesela? Akşamları yemeğe yer yemez yatıyorduk. Direkt? Tabii. Sabah erken kalktığınızdan dolayı mı? Yapacak bir şey olmadığından dolayı. Peki bir hani diyorsun ya mesela işte Necati işte arkadaşımdı ya da işte Fethi arkadaşım. O şey olduktan sonra. Tabii daha bir takım delikanlı olduktan sonra. Yani işte 11, 12, 13, 14 yaşlarına doğru gittikçe böyle akşamları mesela hani oturuyordunuz. 14, herhangi bir... 15 diyelim onu da. Evet, 14, 15 diyelim. Bizden bir iki yaş daha yüksekte olan bizim bir kuşak üstlerimiz vardı. Hı hı. Onların gece muhabbetleri, böyle köylerde oturdukları sohbetler vardı. Altın biz de dinen onlara yaklaşıyorduk işte o zamanlar. Yani kapının kenarında falan oturuyorduk. Onların anlatmalarına gülüyorduk falan. Böyle başladık biz de. Son neticede sonraki nesli siz de evraldınız. Tabii canım, yani biz orada öğrendik. Yükseldikçe biz de aynı şeyi yaptırmaya çalıştık. Ama hani bir televizyon yok, bir şey yok vesaire yok. Bir eğlenme şeyiniz var mıydı? Yani sanki böyle anımsadığım kadarıyla bir sazmaz çalma falan filan hikayen var mı senin öyle? Sazmaz çalma öyle sohbetlerde olmadı zaten de. O oturmalarda şey yaptık bize. Çeşitli oyunlar. Mesela işte, ne vardı? Daha iyisini bilir. Yüzük oyunu vardı. Yüzük kimde? Yüzük oyunu vardı. Tura oyunu vardı. Daha ne vardı? Tabii vardı işte bir şeyler. Dokuzdaş vardı. Hacca gidiyorlardı deveyle. O nasıl oluyor? İstersen sana öyle diyeyim onu. Kötü bir şeyse ben almayayım yani. Develi yani, ağaca gitme işi falan. Şöyle bir olay var anladığım kadarıyla. Teknoloji o kadar gelişmemiş. İşte şu andaki akıllı telefonlar yok. İşte televizyonlar yok. Bizi meşgul edebilecek boş şeyler diyelim yok. Ve insanlar birbiri arasında inanılmaz derecede keyifli sohbet ediyorlar. Aynen tabii. Bir de şeye gidiyorduk işte delikanlı olduğumuz zamanlar kahvelerde televizyonlar vardı. Akşamları kahvelere gidiyorduk işte. Geç vakitlerine geliyorduk. Bu arada önümüze domuz mamuz da çıkıyordu yani. Yani işte peki
Tüfeğinizle falan mı geziyordunuz o zaman mesela? Ne tüfeği, böyle kahveye gidin, jandarma geliyor, böyle tüfek tabanca götürebiliyor mu? Hele hele işte atıyorum 80 zamanlarına falan yaklaşırken o işler daha da sıkıntıydı herhalde, değil mi? Tabii, bir akşam kahveye gittik. O kaçak tabancam var, verdim ablama, bıraktım. Necati ile başka kim vardı daha? Gittik. Elektriğimiz falan da var tabii gece. Elektrik falan yok o zaman yollarda. Gezmeye gittik, kahveye gittik. O zaman Muhammed de kaçak. Asker kaçağı mı? Yok, suçlu kaçağı. He. Kahvede oturuyoruz, Muhammed de var. Zaten jandarma üç günde bir basıyor kahveye. O evet. Akşam Muhammed de denk geldi. Tabii evet. Biz de oradayız. Herkes geç sıraya bir aradılar bizi. Benim elimde de elektriği görünce sıraladılar beni de. Necati diyor ki eyvah diyor, bu uşak gitti. Üstünde tabanca olduğunu biliyor da bıraktığımı bilmiyor. He evet. Sen de geç tarafa. Neyse, sonra kontrol ettiler. Benimkinde elektrik çıktı. Başka da kimse de bir şey çıkmadı. Muhammed'i de yakaladılar, götürdüler bu gece. Öyle işte. Öyle yani. Bir anımız var. Teyze peki biraz da sana dönelim. Yani, şimdi seninle devam edelim. Senin hani çocukluğunda ya da işte kendin bildikten sonraki durumlarda işte 12-15 yaş arasında vesaire filan. Senin bir arkadaş grubun vesaire var mıydı? Yani akşamları oturup annem, da ya da... Annem, ablam, Nuran, kız kardeşim, yengelerim hep bana arkadaştı onlar. Yani peki şey hani köyden diğer ahali falan hiç akşamları yok. Birbirine girip oturma falan... Demze dayımın arası Dilber gelirdi. Evet. O kadar. O kadar yani. He. Biz zaten zamanımız olmazdık. Yiy, iç, topla. Ondan sonra lambayı yakardık. Kanevice işlerdim. Örgü örerdim kendime. Çeşit çıkarmaya çalışıyordum. Yani hani Ethem Eşitem'in anlattığı kadar sizde öyle bir muhabbet falan yok muydu? Akşam oturup da yani böyle bir sohbet, muhabbet ya biz vesaire. Zaten kalabalık aileydik oğlum. Biz kendi halimize geçiniyorduk, giderdik. Otururduk. Bizim vakitimiz geçerdi. Biraz da işte erkekler hani kahve mavi olmadığı için bayanlarda doğal olarak akşam... Kalabalık aile oldu. Kalabalık aile oldu. Misafirimiz gelirdi. Ne bileyim biz zamanımız öyle iyi geçerdi. Peki şöyle bir soru soracağım. İşte ablalarından kaçanlar var ya hani mesela. Hı. Onlar kaçtığı zaman evdeki atmosferi bir de senden dinlemek isteriz. Herkes kendince bir şey anlatıyor ama. Mesela sen arazopası yedin mi? Ben hiç hatırlamıyorum oğlum, ne bileyim ben. Nasıl bağırma, çağırma olursun ama olur, ne bileyim ben. Tabii ama sen beni geldi, sen öte dönde bir tokat atacağım. Biz öyle bir şey ben görmedim. Sağlam fırça vardı ama. Tabii, öyle mi? Tabii bir hareket. Demek ki fayda arada. Etmemiş ki bu da kaçtı. Peki Muradiye teyzem ve... Onları ben bilmem, onlar çok büyükler yani bizim teyze. Ben o zaman daha çocuğuydum. 3 yaşındaydı. Onları Muradiye bilmiyorum. Teyzem karşısında sen 3 yaşındaydın. Demek ki ben onları en bilmem, büyük çocukla, en büyük çocukla en küçük çocuk arasındaki yaş farkı kaç? 42-64. Biz evlendiğimizde Necati 12 yaşındaydı. Hesap et. Ondan aşağı. Buradan olan olmuş muydu? He? 1,5 yaşındaydı. Buradan olan 1 yaşındaydı. 1,5 değildi. Ya evlendiğinde kaç yaşındaydın? Ben mi? Evet. 20 yaşındaydı. 20 yaş. 2 yılda bir çocuk olan 20 yaş var. 19 yaş. 20 yaş. Tamam düz gidelim. 19 yaş plan var yani. Yani dedemin 10 çocuğu var. Ortalama 20 yılda. Evet. Peki konuklarımız içerisinden, misafirlerimiz içerisinden Ethem Çakır, Emine Çakır çiftlerinin sorusu olan ya da öğrenmek istediği bir şey olan var mı? Evet Erkan Bey buyurun. Zonguldak yıllarında bir çocuklar daha vardı, hiç bahsetmediler. Evet. Evet dinleyelim sizden. Bir çocuk daha var derken evlatlık mı edinmiştiniz? Hayır evlatlık değil. Biz giderken bu da bizim ile gitti. Hani evet. Canı sıkılmasın, halasına ekmek falan alır, dayısı evet. İşte göreve gittiği zaman yanında durur diye bizim yanımıza gelmişti. O zaman 3 ay mı durdu bizim ile? Ondan sonra üniversiteyi kazandı. Üniversitede de bizim yanımızda durdu. Biz buraya tayinimizi isteyince o geldi yatılıda kaldı. Yurtta kaldı yani. Evet. Hafta sonları bunlara geliyordu. He. Öyle hep bizde duruyordu. Yok. He. Önceden hep bizde duruyordu. Anladım. Ama bir yıl hep bizde durdu. O zaman çalışmaya gelmiştir. Yok be. Yok, okumaya gelmiş ya. Çalışmaya geldiğim yıllar da var. Öyle var mi? Fidanlamaya mı gidiyordun dayınla? Şeyde İnciraz Mahallesi yukarısı, Kilevcut Hoca Mahallesi'nde mahallesinin yukarısı en tepesi. Rasim'den olduğu yer neresiydi? Ne evliydin ismini unuttum da. İlk eviniz, ilk yukarıdaki eviniz.
Yani ne bileyim unuttum yani sokağın adı. O yukarı diye ben de geldim galiba bacanak değil mi? Evet. Yok herkes geldi ya. Bozlu'ya geldim. Bozlu. Ya benim aklıma ne geldi? Bir Zonguldak macerası mı vardı? Aynı otobüste kim vardı? Ben onu geçen hafta mı sormam lazımdı? Bir aynı otobüs muhabbeti vardı falan filan. Ben vardım. Ben abimle bunun yanına gidiyordum. Tamam. Virajları alırken ta aşağılarda bir ışıklar göründü. Zonguldak'a giderken mi? Ya buraya giderken, Zonguldak'a giderken. Tamam. Ben şimdi gir gir olsun diye abi dedim ne var dedi. Uçaktan mı gidiyoruz dedim. Ya aşağılarda bir ışıklar gözüküyor dedim. Kendisi de gemi bakmış. Acaba diyeyim hiç mi arabaya binmedi diyorlar mesela benim için. Macera olabilir mi? Aslında şey vardı geçen hafta Volkan. Şikanlara gittiğimizde keyif meselesi vardı otobüste. He onu size geldiğimizde dinleyelim. Onu soracaktım. Size, doğru olabilir. Peki Zonguldak'taki şu o yaşadığınız hayat falan filan şöyle o günleri özlüyor musunuz? Zonguldak'ta hayat nasıldı? Güzel miydi? Yani Düzce'deki yaşadığınız hayata oranla orası daha mı ucuzdu ya da oradaki arkadaş ortamı daha mı iyiydi? Yoksa buraya geldiğinizde daha mı keyifli hale geldi? Keşke burası oydu. Şimdi bizim oraya gidişimiz gençliğimizin en hızlı zamanlarıydı. Bize göre Zonguldak sosyal yönden Düzce'den kat kat fazlaydı. Düzce köy gibiydi. İnsan ilişkileri, ne bileyim oradaki insanların yaşantıları, oradaki insanların ekonomik durumu bizden çok daha fazlaydı. Ben 500 lira maaş alırken oradaki insanlar 3000 lira maaş alıyordu mesela. Hı. Hep maden ocaklarında çalışıyorlardı. Aşırı bir sosyal rahatlık vardı insanlarda orada. Biz de onların arasında gaynayıp gidiyorduk. Orası bize çok rahat geldi. İnsanlara da çok uysal ve insancıl köyden olduğu için. Köyden çıkıp şehre geldiniz ilk yer Zonguldak. Evet. Peki teyze sen zorlandın mı ilk zamanlar? Yani bir rahatlık mı geldi sana böyle şehir yeri falan? Zorlanmaz mı? Yüzmeye alışıncaya kadar neler çektin? Öyle mi teyze? Plajda tabii bata çıka. Allah aşkına yani. Hatırlıyor musun o günleri? Enişte anlatmak istediğim bir şey varsa o günlerden dinlemek isteriz yani. Yok anlatırız ya. Denize giderdik ama öyle denize falan girmezdik. Mangal yapardık, otururduk. Yani hiç hani insan beline kadar falan girer suya sen düşünüyor musun? Ayaklarımızı falan yıkardık ama ben denizi sevmem. Eniştem şaka yapar mıydı böyle? Hayır. Eniştene bile geçsek nasıl alacağım ben seni? Öyle şakamız olmaz. Öyle soğuk şakalar asla olmaz. Kabul etmezdim diyorsun yani. Hayır. Ben sevmem öyle şeyi. Bir şey gerçekten bir rahatlık oldu mu? Hani sonuçta köyden çıkmışsın. Ya köyden çıktık şimdi bir yeri bilmiyorsun bir şey olmuyor. Ama oradaki ablalar mesela ben daha küçüğüm bir 30 yaşında. Hala da bak telefonlaşırız. Ne güzel. Merhabalaşırız. Onlar bana bir ablalık yapardılar. Ben şimdi haydi filan yere gidelim demeyince ben nereyi bileceğim? Yani. O arkadaşına götürürdü, annesine götürürdü. Onları alıp bana gelirdi. Hala bir sıcaklığımız devam eder. Ne güzel. Allah muhabbetini bozmasın. Allah diyeyim. Razı olsun. Hani insanları çok iyi bir insanlarıydı. Şeytansız insanlarıydılar. Zaten hani hayatta da böyle güzel insanlar olunca bu hayatın tadından evet. Gelmiyor. Yani evet. Gerçekten şey doyamıyor diyelim. Hala bak telefonlaşırız. Birbirimizin halını derdini sorarız gider. Allah razı olsun. O güzel insanlardan bir. Konuklarımızdan. Ethem hatırlıyor musun? Geleceğimiz gün. Şey anlatıyor babam. Benim bölüm komutanım. Komutanı rastlamıştık. Evet. İnşallah onu sizdeyken bunları hep baba unutma. Ama hatırlatırsın o, burada yani. Anlatılması lazım. Tamam dinleyelim babamdan. Koraycığım sana zahmet. Şimdi Ethem Eniştemleri ziyareti mi gittiniz? Ha, annenle ikimiz kaç yılıydı ya? Sen yani dünyada yoktun. Yoktun. Aynen, öyle söyleyelim. Evet. Şimdi son gün geleceğiz artık veya öbür gün geleceğiz. Bacanak dedi ki limana gidelim. Sezer şöyle gezelim dedi hanımlara. Tamam dedi çıktık. Gidiyoruz böyle yürüyoruz. Rıhtım kıyısında. Lan karşıdan bir adam geliyor. Sivil. Yanında da bir oğlan var. Tam da üstümüzde subay gazinesi. Ha subay gazinesi var. Adı aşağı indi adam. Şimdi hanımlar önde biz arkada gidiyoruz. Karşıdan adam geliyor mu? Adam bana bakıyor dik dik. Ben de ona bakıyorum. Ulan bunu bir yerden tanıyacağım. Geçiştik. Şöyle baktım, o da baktı. 10 metre falan kadar gittik, birden jeton düştü. Ethem'e dedim ki, Ethem dur dedim ya, benim bölük komutanım dedim. Bölük komutanım? He. Hem de Acem Birliği'ndeki. Neresiydi Acem Birliği? Ankara Zirvelikler Okulu Çavuştarım geldi. Ankara'da, karşılaştığınız yer Zonguldak. Zonguldak, he. Ve kaç sene sonra? Geri döndük.
Adamın omzuna vurdum. Döndü. Özür dilerim dedim. İsminiz dedim Alaaddin mi dedim. Evet dedi. Bana adam dedi ki döndü. Sen de Düzceli Baltı Sezai değil misin dedi. Evet komutanım dedik. Hemen sırıldık. Nasibe bak yani. Evet. Etem işlemleri ziyarete gittiniz. Oradayken evet. Böyle komutanla karşılaştınız. Adam yarbay olmuş. Sivil savunma komutanıymış orada. Kaç sene sonra yani? Kaç sene olmuştur? Ben şimdi 78'de döndüm. 5 sene sonra. Yani, i̇şte 5 sene falan. 5 sene geçti yani arada. Evet. Adam zaten kıdemli yüzbaşıydı. Yani binbaşı olacaktı. Bizim, benim ters olduğum dönem binbaşı oldu. Sonra yarbay olmuş demek ki. Nasip. Evet. Nasip yani. Neden? Üsteyken biz yeni mahallede kirada oturuyordu. Sonra buna lojman çıkmış. Biliyorsunuz eski dönemlerde ne kadar komutan işte evi taşınacak, temizlenecek bilmem ne. 10 tane asker Cem Seyatlısın gitsin. Biz hani talimgah sıkı, çavuş talimgah Ankara eğitimi sürü birlikler. Yüzbaşı tuttum yakaladım götürüyor. Biz de öyle şeyleri kaçırmıyoruz. Eşya taşıma hemen uzun boylar. Biz hemen çıktık. İşte yeni mahallede eşya yüklüyoruz. Karısını da gördük. Yukarıdan balkondan karısı buna bağırdı. Bu da sivil. Evet. Ama biz asker elbiselerle. Alaaddin dedi. O da döndü. Ne var hayatım dedi. Bana ondan bakkaldan ciklet alır mısın dedi. Neyse biz eşyaya taşıdık. Akşam geldik yemekhaneye. Birbirinize şey lazım. Millete makara lazım. Şimdi nasıl söyleyeyim? Süleyman Kartal vardı Düzce'de şeyci. Şimdi İzmit'te şu duvar kağıdı yapıştırıyordu. Süleyman dedi ki Sezai'di. Şu olayı dedi anlatsana arkadaşlar. Abi o dönemde öyle bir kalabalık ki bizim bölük 316 kişi. Bunun 70 tanesi Düzce. Şimdi ben anlattım. Taklidini yapıyorsun. Alaaddin dedim oradan bana ciklet alsana dedim. Ama bütün yemekhane gülmekten gülüyor. Ne bileyim ben. O gece de şey Nöbetçi subaymış. Eyvah. Bölük az subayı. Hayır bölük az subayı nöbetçi. Anadolu'ya yaşındasın anlıyor. Sen beni komutana yetiştir. Eyvah. Öbür gün sabah. Elinde sopayla geldi. İçtimayı aldı. Şimdi dün dedi. Eşya taşımaya gelenler dedi, ona da şey iki adım öne çıktı. Ödül verecek. Ulan benden önce bir sürü millet çıktı tabii ben de çıktım. Şimdi de bakkala sakız almaya gidelim. Bir daha çıktım. Ulan balta dedi. Bir daha yap bakalım dedi. Alaaddin nasıl sakız alıyor dedi. Yani balta adım, lakabı oradan kaldı. Ondan kaldı. Benim askerliğim Midyat'ta geçti. Acem birlik? Hep oradaydı. Askere gideceğiz, kağıtlarımı gidelim. Bende saçlar var böyle. Allah aşkına. Ha evet doğru eski fotoğraflarını atıyorum. Bir de Muhammed'de de var. İkimiz böyleyiz, anarşist gibi. O zaman terörist yoktu da anarşist. Anarşist var. Terörist diyelim o da. O arada da bizim bu şeylerin dalgaları vardı. Bu Nazmi Pamuk'u kaçırmıştı. İşte ondan sonra bozuştuk. Karakolla işlerimiz falan oldu. Komutan bana gıcık kaptı. Muhammed'de bir işte suçu vardı ya. Oradan da ona gıcık. Yakaladığı yerde kovalıyor bizi. Evet. Bir gün atlarım yanına gittik. Bizim daha şeyler çıkacak ama. Yazdan. Ne o ne uçaklar iyi misin diye askerlik kağıtlarınız çıkmış dedi bu. Ethem dedi Manisa'ya gidiyor. Muhammed sen de Mardin Midyat'a gidiyorsun dedi. Yalan konuştu. Tersine konuştu. Bir şey yok. Yok zaten öyle bir şey de bu attı. Ben de Midyat ismini o zaman duydum ha. Ulan çıka çıka bizim askerlik çıktı Midyat'a. Orada bitirdin askerliği. Muhammed'e gidiyor çıktı Sivas Temeltepe'ye. Orada gittik. O da Sivas Temeltepe'ye. Askerlik bir zor geldi bana ki, anasını şurada yemin tereni bitse de bir dağıtım olsak diye bakıyorum. Meğer kardeşim bizim taburdan dağıtım olan da hep şeylere gidiyormuş. Hudutlara. Akşamdan sabaha kadar nöbet bilmem ne. Bende de öyle bir kafa var ki ben iki tane deftere ezberledim o şey gece dersleri yok. Kardeşim tam dağıtım zamanı geldi. Dediler ki sen gitmeyeceksin burada kalacaksın.
Yok ben gideceğim. Nereye gidiyorsun sen? Olurdu giderdi. Tabii kalacaklar arasına yazdılar beni orada. Sen bilmiyorsun ödüde gideceğini. Bilmiyor tabii. Neyse o arada kazinoda şey çekiyor, kura çekiyorlar. Hemen şeye girdim, kucağa girdim. Ulan bu arada baktı beni arıyorlar. Bölük komutanı vardı Adanalı bir yüzbaşı Zekeriya Saralıoğlu. Kayserili bir de Çavuş. Komutanım burada. Düzceli burada. Geldi baktı komutan şimdi şöyle bak. Ne yapıyorsun lan burada? Dedim komutanım dağıtım olacağım gideceğim. Sen nerelisin? Düzceliyim dedim. Ben Düzcelilere Adapazarılar çözerim. Çık eşya. Ben çıkardı sıradan biz kaldık orada. Moral bozuk. Ağlıyorum, sızıyorum kendi kendime. Ama aslında en rahat yer orasıymış şeyden sonra. Dağıtım olup gidenler mektup gönderiyorlar ki adamlar suyun içinde yatıyormuş her gece sabaha kadar mevzilerde bulutlarla. Sen hem jandarmaydın. Dağıttık bu işte. Burada bitirdik. Öyle oldu ya. Yani. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın mavzalayına dağıtım çıktı. Bir gece girdim. Gece kovdular Cumhurbaşkanlığından. Ters olurken bile oraya gitmedim. Tezkereyi buradan aldım. Eski askerlikler de bir acayipmiş ya. Hani hiç anı yok mu enişte? Askerlik anıları yok mu? Arkadaşlar. Askerlik anıları insanlar yaşlanınca anlatıyorlar. Ev basmayı mıydı? Ya biz eğitim birliğinde olduğumuz için biz basma biz bir sefer şeye gittik. İşte alaya yardım gittik jandarma alayına. O zamanlarda şey yoktu. Böyle terör olayları sadece böyle aşiret çatışmalarıydı. Bir de Suriye'den kaçakçılık vardı. Hem bir kaçakçılık vardı. Bir de aşiretler kendi adamları birbiriyle çaldı. O zaman bile insanlar hep dağlarda geçiyordu bu Kürtlerin şeyleri. İşte bir sefer biz 100 kişilik bir grup şeye gittik, baskına gittik. Bir köyü bastık işte böyle. Bastık ama aradan insanlardan hiç kimse yok. 60 yaşından genç kimse yok köyde. Herkes dağdaymış o zamanlarda, çete. İşte biz oradan 40-50 kişiyi topladık, ihtiyar, topa, köp. İkişerli grup halinde bir köyden öbür köye kadar yayan götürdük onları. Ceza verdik gibi işte. Sonra... Kendi kendimize de ceza vermiş olduk. Tabii biz de görüyoruz onları. Ama biz de ne görüyoruz? Onlar ihtiyar. Evet, Karaman Bey, dinleyelim. Halasına sorsan. Yok, enişte basın. Enişte, Mustafa eniştem herhalde 71'de Avrupa'ya gitti değil mi? 73'te. Şimdi kardeş isteği vardı, seni alayım diye teklif edildi mi yoksa sen memuriyet olduktan sonra mı? Yok. Böyle bir şey oldu mu? Böyle söylenti oldu mu? Bunlar. Bunlar. Babaları 70 yaşında, anaları da ona yakın. Bunlar hepsi çektiler, gittiler. Tabi eten buna baksın dediler. İstek kapandı kardeşim. Bunlar yaşadığımız içine çektik gibi oldu ama daha iyi olmuş aslında. Yani belki dışarıda olsan böyle sen onlara kadar yapamazdın belki. He yani dışarıda olsan böyle belki rahat olmadık. Yani. Başka sorusu var mı? Bizim nasibimiz devlet kapısındaymış. Öyle oldu. Ben sorusu var. Bir saniye. Bir kamera boyunca gelsin. Ben duramıyorum. Şimdi etemin yerinde ben olsaydım Zonguldak'tan gelmezdim. Babam için geldi o. Baba için geldi ama. Burada Ethem Bey'di. Burada Ethem oldu. Hükümet gibiydim değil mi orada? Yalan mı söylüyorsun? Dairede gene Ethem Bey. Sen orayı bilmezsin. Gözümle gördüklerimi söyleyeyim ben. Orada Ethem Bey'di, bu da Ethem Bey. Orada dairede sadece Ethem Bey değilmiş diyor. Etrafında da arkadaşlar. Tabii tabii. Tüm Zonguldak'a o şifalısı geçtikten sonra Ethem Bey'di ama Ethemlerin ziyaretine gidiyordum ben. İstek dedi kapandı. Babam tamam, annem bir şey demedi. Olduğu için. Bir şey Zonguldak'tan onun için gelmiş mecburen. Tabii. Annem ölünce babam yalnız yalnızca mecburen geldi. Şimdi ben atasın. Ethem Bey'in ziyaretine gidiyordum. Ölünce babam yalnız kaldı. Nasıl konuştu? Hadi derdi bana. Gaye gidelim. Tamam, bir şey anlatıyordun bir saniye. Giderdik. Tabii Ethem'in gençisiyim ben. Eniştesiyim. O Ethem Bey falan fıstık. Onun şeyinden bana da itibar gösterirlerdi ama okey oynarken hep süt içerlerdi. Ben aşağıda olurdum sayım. O ara taş bir dönerdi. Herkes mort olur masadan öyle kalkardı. Değil miydi öyle kalkardı? Öyleydi. Bir de Trabzonlu biri vardı içirdi. Taş iyi gelince nasip oldu. Ha bunlar hep inek göreydi.
Süt içiyorlar bardak bardak. Hesabı ödetmek için değil mi? Hem bana ödetmek için. Oyun onlara kalınca. Oyunlar kapatıldı. Kalkamam ben de. Erkan Bey'in bir sorusu var. Kalaba soruyorum. Kaçanların ikincisi öyle söyleyeyim. Veya üçüncüsü tam olarak da iyi. Ama en uzun dargın kalan bir kız. Evet. Barışma anındaki duygularınız. O ilk an mı? Buluşma anı mı? Kim buluştu? Bu hikayeyi yani barıştık. Kim baskı da aracı oldu da barıştık. Barışma akşamındaki o akımı hatırlayabiliyoruz. Şöyle bir sorusu var. Belki tam olarak algılayamaya bilen olabilir. Diğer çocuklar kaçtığında diyor, çok kısa zamanlarda işte bir ay ya da iki aylık süre zarfında barışılırken diyor, siz kaçtığınızda biraz zaman uzun sürdü diyor. 9 yıl. Ne kadar? 9 yıl. Doğru mu? 9 yıl. 8 yıl. 8 yıl. Neden peki? Neden? Ne bileyim, çağırmadı babası. Çağırmadı. Çağırmadı. Sonra nasıl oldu barışınız? Her bayram böyle şeyden, bir süzgeden Ahmet amcamlar babama gidiyor. Cumartlı. Tabii kayınpederim söylüyor hani gelini barıştıralım şu Mustafa'nın gönlünü edin diye. Ama babam şey yapmıyordu. Ne oldu peki sonra? Sonrasını bilmiyorum. Anne arabaya binip düşeye gidiyordu. Bu arka tarafta gidiyordu. Ben önde gidiyordum. Yani, şeyler mi konuşuyor muydu? Barıştınız. Babalar kayınpederi mi konuşuyor muydu? Yok yok. Hayır konuşmuyorlar. Suna ve Suna. Annem anlatsın onu. Kemafer teyzem anlatsın peki. Ya bizde işte sünnet mevlütü vardı. 86. Sonra boyuna babamın gidiyor kucağına böyle şey yapıyor, oturuyor, seviyor babamı. Kuray da vardı ya. Ya bu çocuk dedi, ne kadar dedi, bana dedi, ne yapıyor dedi, ne sevimli de bir şey dedi. Dedim ki baba o kim biliyor musun dedim, kim dedi, bu dedim Emine'nin kızı dedi. Neden 60 direninden ha? Yok yok, hayır öyle bir şey yapmadı. Ondan sonra araya kim girdi de barışıyor? Çamaşırın Mehmet. O mu girdi? Mehmet bunu yani öyle oldu. Abi gidiyormuş. Hayır olarak. Görmüyordum. Şimdi beni de köye geldiğim zaman bak ben 9 ay durdum köyde ama kaynanam kaynatam beni evin arkasına geçirttirmezlerdi. Hani moralleri bozulmasın diye seni görüp de diye evlere yakın onlar suya geldim mi görecekler beni. Beni o tarafa geçirttirmezlerdi. Ben de korkuyum. Ben de o zaman 18-19 yaşında evlendim ama ben de cahilim. Ama şimdi olacak yırtarsın ortalığı gidersin. Geldim. O zaman mecbur yalvaracaklar oğlan tarafına alın kızımızı. Ama o zaman utanma vardı. Tabii, annem de çok korkuyordu. Annem de korkuyordu. Annem de babamdan çok korkuyordu. Annemin mümkün mü? O da korkuyordu. Bu da. Hiç bak bir Sebahattin abim. Annem de annem çok korkuyordu. Bir Sebahattin abim gelirdi. Bir de İlhan abim askerden izine geldiği zaman Zonguldak yanıma gelmişti. Cemafir ablamla görüşüyordum. İşte bunlar da hemen beni şey yapmadılar ama bunlar belki 2-3 sene geçenden sonra bunlarla da görüşüyordum. Bir sorusu daha olan vardı galiba. Nur Hanım sizin bir sorunuz mu vardı? Bir şey mi söyleyecektiniz? Emine ablam geldiği zaman... Biraz daha yüksek sesle alabilirsek şayet. Emine ablam gezmeye geldiği zaman ki biz bunu görsek bile konuşma fırsatımız olsaydı bile... Biz eve gelmeden bizden önce görüş eve geliyordu. Huzursuzluk olmaktansa. Yani şu mu oluyordu? Görüşmemeyi tercih ediyordu. Sizin yolda karşılaşmanız veya görüşmeniz eve yansıyordu. Kuşlar uçuruyor muydu? Tabii canım. Yani siz eve gelmesin emini mi gördüğün sokakta mı tabii, oluyordu? Onu anladığım kadarıyla. Eve gelmiş oluyordu. Huzursuzluk olmaktansa görmemezlik tercih ediyordu. Ne yapacağım? Peki Mustafa Yaşar ve Murat Yalan tabii o zaman. Bunlar Avrupa'daydı onlar. He. O bunlar da fırtınadan geçtiler ya. Ben onu diyecektim yani. Hani o dönemde bunlar da sıkıntı yaşadı. Bir dakika. Yani, onlar da fırtınadan geçtiler. Hayır onun için değil. Ya bir şey diyor enişte. Bir sene onlara da hani görüşmedi galiba. Ha onu diyecektim ben. Sizin dargınızdan dolayı bunlarla da huzursuz oldu. Doğru mu? Canım saçmalar şeyler onlara da sertti. Ama enişteme kardeşi ya, oradan yazdı. Yani seni sorumlu tutuyor, öyle ya şimdi. Evet. Hacı yengem de bunun kardeşi, ondan daha yani. Ziyade. Ama bakın, iki senede, bir buçuk senede geldim. Sabah namazıyla evin kapısına, kaynatama. Babamın kapısına o zaman araba çıkmıyordu.
Kapıya tıkladım, perdeyi açtı, alt katta yatıyordu rahmetli. Şöyle bir baktı, perdeyi çekti. Beş kişi kapıda dinleniyor. Beş kişi, yani ailece orada kapıda dinleniyoruz. Tekrar bir daha cama tıkladı. Cama açtı, şöyle bir baktı. Sizin gibi, ne istiyorsun dedi. Aç kapımızı dedi. Sizin gibi evladım yok dedi. Çık yola dedi bana. Neyse, ama biraz da zoruma gitti. Çıktım oradan o karı yola. Ne oldu dediler, böyle böyle. Hemen çocuklarım hep ağlaştı. Eve geçtim. Eve geçtikten sonra benim hacı salonun başında şeye çıktı, cama. Oraya doğru bakarken küt diye bayıldı. Allah hiç kimseyi bizim gibi etmesin. Hemen o durumu hiç hatırlamak istemiyor. O durumu hiç hatırlamak istemiyor. Sevinçten mi bayıldı? Üzüntüden. Ben yabancı değilim. Yabancı değilim. Bakıyor böyle bize doğru bakıyor. Eve alınmadığınızı görünce. Eve almadı bize ama onda da bir pişmanlık var. Bizi görmek için böyle boyuna kapılarda ullarda dolaşıyor. Sizi bir görse de bir şey yapsam, iletişim kursam. Yani. Amca şey dayının kapısına beri böyle geliyor, öte gidiyor, bakıyor oradan beri. Yani bizi görsün diye. Diyecek 3 sene de bizimle konuşmadı. Başka sorusu olan var mı? O gün döndüğünüz zaman, o zaman döndüğünüz Avrupa'ya değil mi? Başkanımızın bir sorusu var. Evet, sessizlik. Evet başkan. Emine teyzemden öğrenmek istiyorum. En çok sevdiği yeğenleri kimler? Hepinizi çok seviyorum. İsim istiyoruz, isim. Hepinizi çok seviyorum. Hayır. Başkanım beni seviyor. O zaman ben söyleyeyim. Yufka açarken şekerli yufkayı en çok ben yerdim. Anlarsın sen. Hepinizi seviyorum. Böyle onun sonra sen nasıl yerdin? Daha önce bir şimdi başkanım bir saniye. Hepinizi çok seviyorum. Hayır şimdi bunu niye sordun? Niye sordun başkanım? Bu konu çok büyük espri konusu yeğenleri arasında onun için sordum. Onu quiz programında net soru, yani net cevap alacağımız için o zaman isim vermek zorunda kalacaklar yani. Herkesi seviyor da ileri seviyede böyle var daha. Başkanım kimdir? Bunu açıklar mısın burada? Ben aynı isimleri söylesin diyorum. Tamam söyle. Kendini bilen ellerini kaldırsın. Sen niye kaldırmıyorsun? Ebru sen nedir? Peki gerçekten... Ben zor bir şey Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Üç tane yeğenin ismini versin. İlla en çok der yani zorlamıyor anladığı kadar. Üç tane yeğenin ismini ver. Lütfen kırma. Kişinin daha emin değil. Bunlar çok iddialı. Yok çok zorlandı. Hep arka arka hepiniz yok. Hepinizi seviyorum oğlum. Ama quiz programında inşallah bunları netleştireceğiz yani. Kudüs kadar. Kudüs. Şey var. Soru programı. Cemaatlerin çocukları geldi. Aynen. Evet. Peki. Başka sorusu olan var mı? Öğrenmek istediği şey. Gülhan Hanım. Buyurun. Enişte abilerinden de ablalarından en yakın hissettiği kimdi kendine? Dertleşmeyi severdi. Yani. Bana mı soruyordun? Evet enişte. Mamamı biliyorum. Sıkıntı yok. Sana soruyor. En çok hangi abinle ablanı dertleşmeyi severdin? Ben hiçbir abimle dertleşemiyorum. Niye bilmiyorum. Hepsiyle de ciddi. Yani kardeşlerin arasından kendine en yakın hissettiğin ya da gördüğün hepsi aynı seviyede. İlla ki bir tanesini biraz daha hani... Ya abim daha burada beraberiz ya. Biraz daha yakınız. Peki gençken, çocukken? Ya bunun benim kadar çocuğu var zaten. Bunun da benim aramda böyle şey yok ki. He anladım. Yakın bir şey yok ki yani böyle şakalaşacak, şey kuracak. Arkadaşımız gençken bize... Pekala kayınçoların arasında mesela. Kayınçoların arasında muhtar birinci soru. Dayım var bu iyiydi. Çek. Bu iyiydi. Galipten vurdu bana. İçine sıçacağım. Ben bunu bilmedim. Senin bu yüzünü görmek için yaptım.
Ama gösterdim. Evet, başka sorusu olan var mı? Bacanaklarımdan. Bacanaklarımdan en çok Sezai bacanağımdan. Küçük abdurumu söylesin. Başka sorusu olan var mı? Yok. Tamamını söylemeyeyim. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna yani doğru gelirken... Zaten taksim ettiğiniz için gönlünüze düşüyoruz. Evet, programımızın sonuna doğru gelirken birazcık da derneğimizden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir seneye yakındır kurulan derneğimiz. Birbirinden güzel organizasyonlara imza attığımızı düşünüyoruz. Teyze sen de başlayalım. Yani biz bu derneğe biz başlarken hiç bu tip organizasyonlar yapacağımız aklının ucundan geçiyor mu? Geçmemişti yani. Bu kadar insanları, yerlerimi bir arada göreceğimi tahmin etmedim. Mesela bazıları hiç yok. Şimdi bu kime hasta, kime soğuk, kime araba. Allah hepinizden razı olsun. Anladım. Yani sonuçta yine bir hafta olmasa ben ikinci seni, hafta görebiliyorsun. Tabii ki. Yani. Şimdi ben seni tanıyorum ama senin çocuğun gel Koray'ın çocuğu olsa, gel başkasının Bihter'in, evet. Derya'nın çocuğu olsa, evet. Görüşmeyince bunlar kapanır. Ben zaten seni biliyorum. Yani. Ama mesela aslında bu sayede mesela Sezen kim? Mesela Gülhan ablamı mesela hatırlamadı mesela. Benim kim mesela? Kim? Mesela kahraman kahramanı biliyor ama ablasını bilmiyor. Evet. İşte bu sayede evet. Buna da yardımcı olduğunuzu. Yazın güzel organizasyonlar yaptığımızı düşünüyoruz. Yani mesela piknik gerçekleştirdik. İşte olağanüstü genel kurulda bir mevlüt yaptık. İşte iftar yemeği yaptık. Bunlar nasıl oldu sence? Güzel oldu mu? Bence güzel oldu. Ben de bilsek ne mutlu yani. Hakikaten şaka bir yandan. Biz bu derneği kurarken hani bu kadar aktif çalışacağımızı düşünebiliyor muydun? Yani tahmin edebiliyor muydun? Ekip işi. Bu, yani bu işi benimsemeyen insanlar olsaydı başta belki de 5. 6. aylarda günler giderdi. Günler giderdi. Yani bu işe heves etmek, bu işi başarıyla götürmek insanların kendi azimleriyle olur. Evet. Bu dernek çok iyi bir şey. Niye iyi bir şey? Bu dernek belki bugün, yarın, 3-5 sene içinde hani çok önemi belli olmaz ama bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra düşün ki bu kadar insanlar ikinci kuşak, üçüncü kuşak durumuna düştüğü zaman gerideki gençlik birbirini tanımış olacak, bilmiş, evet. Olacak. İşte. Yani bu yönünden çok önemli bu dernek. Yoksa şimdi hani bir araya geliyoruz, hoş sohbet ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ama hep birbirimizi tanıdığımız insanlar genelde. Genelde tanıdığımız akrabalarımız. Ama bundan 15 sene sonra düşün, evet. Sen 60 yaşında olacaksın, senin torunun olacak. Sezer'in torunuyla tanışmayacak. Yani. Ama bu dernek böyle devam ederse, devam ettiği müddetçe onlar hep tanışacaklar. Evet. Hep akraba olduklarını bilecekler. O açıdan bu dernek önemli ve devam etmesinde fayda var. Allah razı olsun sizlerden. Alkışlar mı? Alkışlar. Peki hemen burada Sezer'e soru sormak istiyorum. Sezer'cim Facebook üzerinden takip ediyor musun? Ya, tabii takip ediyoruz. Zaten ilk başlarda bu derneği kurduğumuzda böyle bir bakmıştım Kuzenler Derneği, dedim galiba fazla tutulmaz demiştim. Hı-hı. Ondan sonra baktım televizyona çıkmışsınız, dedim vay anasın ya. Dedim biz televizyon doğruyum, ondan sonra bayağı bir bakmaya başladım. Peki işte ailen olsun, amcanlar olsun, tabii, orada kuzenler falan takip ediyor mu bayağı? Mesela işte ediyoruz. Bir akşam sonra falan işte ya Facebook'ta gördük şurada toplanmışlar, tabii, bu muhabbetler geçiyor mu? Mesela Cemal Afer teyzeler dedim bugün. Oturuyoruz biz de, açıyoruz, bakıyoruz. Süper yani. Ne güzel. Zekayı bağlanmıştı ya. Evet. Ve şimdi mesela ilk defa sen de bu organizasyonun içinde oldun. Evet, çok güzel. Oldun. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim. Etmiyorum. Tanımadığım insanlar. Mesela ben şöyle bir itirafta bulunmak istiyorum. Biz bununla ilgili konuşurken mesela Sezer bazen kalabalıktan sıkılır aslında dedi ama baktım çok keyif aldığını gördüm bu akşam ben. İyiydi ya, süperdi. İyi. Güzel. Gerçek. Güzel. Gerçek, alkışlıyorum. Evet.
Şimdi... Geçen akşam mesela bir şey daha var. Evet. Geçen akşam ben İzmit'te yeğenim telefon açtı. Dayı dedi ya, Kuzenler Derneği'nizin şeylerini, faaliyetlerini dedi, izliyorum devamlı. Evet. Can atıyorum dedi sizin için. Oğlum gel dedim, bu haftada bizde sıra dedim. Ama gelemiyorum ama dedim, hep takip ediyorum. Ne dedi, gitme, bak, evet. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten olsun. Güzel mesajlar alıyoruz, şey yapıyoruz. Evet, artık yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz. Bu akşamın artık sonuna geldik. Ben tüm üye ve tüm üye yakınları adına bu akşam bizleri misafir ettiğiniz için, böyle güzel ikramlarda bulunduğunuz için, sorularımıza böyle açık sözlülükle cevap verdiğiniz için çok sıcak bir tablo oldu bu akşam yine. Belki her toplantıda biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Allah razı olsun diyorum üyelerimizin adına ve yakınları adına. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Toplandınız bu vesileyle, bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Biz de onurluyduk. Allah sizlerden de razı olsun. Sağ olun. Evet, sevgili kuzenlerimiz, hatırlatmayı yapacağım bu arada aklımda. Sevgili kuzenlerimiz ve değerli takipçilerimiz, işte sizlerin de izlediği gibi güzel bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta organizasyonumuzun 9. haftasında rahmetli Mustafa Kara dedemizin 9. çocuğu Emine Çakır ve eşi Ethem Çakır'la birlikte olduk. Haftaya yeni yıla geçiş sebebiyle o arayı biz erteledik. Bir hafta sonra nasipse 8 Ocak'ta rahmetli Kamil Kara amcamızın ikinci çocuğu. Çünkü Necdet abimiz yurt dışında olduğu için onu ziyaret edemiyoruz. Bu arada ben yanlış bir şey söylemedim mi? Necdet abim evet, büyük. Doğru. Nurhan'ı niye anlıyorsun? Şimdi yaş sıralamasına göre gittiğimiz için Fatma teyzem annemden büyük olduğu için doğal olarak 8 Ocak akşamı nasipse rahmetli Kamil Kara amcamızın ikinci çocuğu, hemen sevgili Koraycığım da gösteriyor. Fatma İşçi'ye ve eşi Orhan İşçi'ye konuk olacağız. Beklersin. İnşallah nasıl kısmet olursa 8 Ocak'ta oradayız. Evet sevgili kuzenlerimiz, değerli takipçilerimiz, bu akşam artık burada sonuna geldik. Burada bizimle birlikte olan tüm üyelerimize ve tüm üye yakınlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki organizasyonda görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organize etmiş olduğu Cuma Akşamları Ziyaretleri projemizin 9. haftasındayız. Ve bu hafta rahmetli Mustafa Kara dedemizin 9. çocuğu. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Cuma Akşamları Ziyaretleri projemizin 9. haftasındayız ve bu hafta rahmetli Mustafa Kara dedemizin 9. çocuğu Emine Çakır. Çok kötü duruyor. Kuzenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu tarafından organize edilen ve akrabalık bağlarının pekiştirilmesine hedefleyen projemiz Cuma Akşamları Ziyaretlerinde 9. haftadayız. Ve bu hafta rahmetli Mustafa Kara dedemizin 9. çocuğu Emine Çakır ve eşi Ethem Çakır'la birlikteyiz. Bu güzel organizasyona başlamadan önce bu akşam bir sürprizimiz var.